Emirleriniz Sayın Savcım. Nedir durumunuz Eren? Trafikteyiz Savcım. Bir ekip de eve gidecek. Ben de onun öncesinde bir ofisine uğrayayım dedim. Ceylin'i gördün mü adliyede? Gördüm, Pars'ın yanından çıktı ben raporları getirirken. Hatta sordum nereye gidiyorsun Ceylin diye, Ilgaz'ın yanına dedim. Abi gelmedi deme. Kurban olayım bak, Ceylin'in gözü göz değil de sakın bu Engin'in yanına falan gidiyor olmasın Ilgaz. Tamam, kapat. İrtibatta kalalım. Ulaştım de Ceylin'e. Yok. Siz neredesiniz? Trafik cenderesindeyiz abi. Nerede olacağız ya? Eren, Ceylin kesin Engin'in yanına gidiyor. Çabuk olun, ben de geliyorum hemen. Ya birader, yürüsenize ya. Arkadaş, ondan sonra polis niye gelmedi, ambulans niye gelmedi ya? Aç şu çakarı ya. Aç. Konuşacak ne çok şey birikti değil mi? Anlatacak. Hangimiz başlayalım istersin? Ben mi sen mi? Anladım. Sözü bana veriyorsun. Peki. İnce öldükten sonra içimden kimseye demeden bir söz verdim. Akıl sağlığımı kaybetmemek, öfkeme yenilmemek için dünyaya olan inancımı kaybetmemek için
itirafla. Eğer katil gelir kendi ayaklarıyla teslim olursa, içimdeki acının esiri olmadan adil olmak için içimdeki öfkeyi kontrol edeceğime dair söz verdim. Kitap ne diyorsa o. Gözümü karartmayacağım dedim. Ya da katil itiraf etmez, yakalanır ve ispat edilirse ama pişmansa yine de merhametimi kullanacağım. Sadece hak ettiği ceza neyse onu alması için mücadele edeceğim dedim. Ne bir eksik ne bir fazla. Çünkü adaleti kendime göre kullanırsam bir daha hatır olamayacağımdan korktum. İçimdeki dengeyi kaybedersem ayakta duramam dedim. Bir daha da o cübbeyi giyemem dedim. Diğer şık hiç düşünmedim. Arkamdan bıçaklanma şıkkını hiç düşünmedim. Ağlama. Ağlama dedim. Kardeşimin katili bana sarılacak kadar hasta, beni teselli etmeye kalkacak kadar kalpsiz, yanımda yürümeyi göze alacak kadar kötü biri çıkarsa ne yapacağımı hiç düşünmedim. Şimdi sen seç. Sana ne yapayım? Sakın. Sakın dokunma ona. Anladığını biliyordum. Bugün geldiniz ya. Gerçi duruşmadayken de fark etmiştim ama bugün emin oldum. O yüzden buraya geldim. Beni yakala, yüzüme vur istedim. Bir şey beni buraya getirdi. Galiba o vicdanım. Yani vicdanın sesi. O kadar uzaktan boğuk bir ses ki. Çok çabuk susuyor biliyor musun Ceylin? Görüntüler azaldıkça beyin silmeye başlıyor tabii. İnsan kendini korumaya çalışıyor. Aklamaya çalışıyor.
görmeyeceği kafamda sürekli tekrarladım Celil'in. Her seferinde başka bir şey izliyormuş gibi başka bir şey gördüm. Duydum, hissettim. Bir puzzle'ın parçaları gibi birleştiler. Ve her seferinde birbirine ulandı biliyor musun? Ne gördüm biliyor musun Celil'in? İnci'yi görürken kendimi gördüm. Onun ne yaşadığından çıktım, kendi yaşadığıma baktım. Bana ne yaşattığını, ne hissettiğini, ne hissettirdiğini, o noktaya nasıl getirdiğini, beni nasıl çileden çıkardığını gördüm. Sanki ölmek istiyor gibiydi. Kendime hak vermeye başladım. İnce ölmeyi hak etti dedim. Götürsünüz annesi! Sen kendini böyle mi temize çekiyorsun? Sen kimsin? Kimsin lan? Kim ölüp hak eder? Kim? Yürü Şenice! Kardeşim yolun ortasına çektin arabayı. Gir içeri. Kim ölüm hak eder? Karşındaki bir can, bir insan. Sen kimsin ki onu yargılıyorsun? Sen kimsin ki can alma hakkın var senin? Cinnet geçirdim diyorum anlamıyor musun? Cinnet geçirdim. Hak etti. Kapa çeneni. İnsan mısın lan sen, insan mısın? Aşıktım kızım ona. O da bunu çok iyi biliyordu. Onun için köpek gibi, onu köpek gibi bekledim. O ne yaptı? Beni kullandı. Oynadı kızım benimle. Gururumla oynadı diyorum. Gururun senin. Bu mu lan aşk? Bu mu aşk? Bunun adı izleklik. Bunun adı sahip olma arzusu. Lan ben kardeşimi kaybettim seninle. Kime ne anlatıyorsun? Bunu zaten İncil'i. Ölmeyi hak etti ve öldü. Kocaman kız lan! Kocaman kız! İstediriyordur sana ne? Sana ne? Yapmasaydı o da. İyi misin? İyi misin? Ceylin iyi misin? Aklım çıktı Ceylin, iyi misin? Engin? Engin yangın merdiveninden kaçmış olabilir. Koş yakala. Gaz. Geldin avukat bey. Yürü. Önüne bak lan.
Aç kapıyı, aç. Al şunu içeri. Bas başını aşağı, bas. Ben paketi emniyete götürüyorum abi. Tamam kardeşim. Celil'i sen mi getirirsin? Varsa haber ver. Ben de. Hadi atla hadi. Evet Ceylin Hanım. Niye girdik şimdi biz bu maceraya? Gelecek de Eren alacaktı. Bir katille burun burunaydın. Sen gerçekten, gerçekten sınırlarda gezmeyi seviyorsun. Takalım kelepçeyi, geç karşısına, ağzına serbest. Kendine zarar verecektin. Anlamıyorum, anlamaya çalışıyorum Ceylin. Kendini tehlikeye attın. Korktum. Korktum. Hiçbirini öldürmeyi düşündün mü? Bir an için aklından geçti mi? Kızdığın ya da öfkelendiğin için. Ya da burnunun ucunu göremeyip koruyamadığın birinin intikamını almak için. Ben istedim. Öğrendiğimden beri ölmesini istedim, yok olsun istedim. Buraya geldim çünkü pişman mı diye merak ettim. Vicdanı var mı diye merak ettim. Bilmiyorum yapabilir miyim diye düşündüm. Kendi vicdanımı görmek istedim. Yapmadım. Ona zarar vermedim. Masaydı o da. O eşiğe geldim Ulgaz. Bir an. Bir an için onu öldürebilirdim. Ceylin insanız. İçimizde iyilik de var, kötülük de. Hangimiz bembeyaz ya da simsiyah? Senin gibi bembeyaz biri bunu söyleyince komik oluyor. Bir sinek, bir böcek gördüm mesela. Peşimden koşarken herkes katil değil mi aslında? O an var ya, işte o an yapabilirdim. Eşiğindeydim dediğin o an. Yapmadın, durdun. Kalp de, vicdan de, iradenin gücü de, inandığın değerler de, ne dersen de. İyi olmayı seçtin.
Bir hayatı mahvedebilirsin. Yok edebilirsin. O işi geçmemek insan olmak demek. İyi olmayı seçtin.